Başınız sağ olsun Leventler. Oruç reisiniz ölmüş. Sağ olasın da oruç reisiniz ölmüş ne demek? Barbaros Oruç Sultan tüm Cezayir'in ve senin de sultanın. Ama artık ne benim ne de Cezayir'in sultanı. Sen ne dersin be? Hadsiz! Barbaros Oruç Sultan her daim Cezayir Sultanı olarak anılacak. Hızır Reis de onun bıraktığı yerden devam edecek. Bugüne kadar öyleydi. Ama artık değil. Cezayir artık sizin değil. Bizim olacak. Bütün Cezayir sokaklarına dağılın. Her yeri zapt edin. Leventlerin hepsini öldürün. Halktan direnen olursa onları da kılıçla geçirin. Cezayir artık bizim olacak. Ferro desperta! Don Diogo bu. Cezayir'e girmiş. Saldırın Leventler! Sultan'ın emanetini bu soysuzlara bırakmayacağız. Dayanın! Nasıl yaparsın bu ihaneti bize? Cezayir yalnız bizim olacak. Ben de Cezayirli olarak gerekeni yapıyorum. Oruç Sultan'ı kahpece şehit ettin. Hızır Reis. Abisinin intikamını da, bu yaptığını da yanına bırakmaz senin. Hızır Reis'in işi bitti. Onun tahtını ben aldım artık. Yakında Cicil de alacağım onun elinden ve paçavra gibi ortada bırakacağım. Sonunda kılıcımın önünde eğilip onu öldürmem için yalvaracak bana. Bunu daha fazla konuşturmanın lüzumu yok. Tümyan. Artık tahta oturup Cezayir'in hakim olduğunu ilan etme vakti. Çabuk olun! Bayvalar her tarafı zapt etmiş. Henüz her yeri değil. Sadece burası kaldı zapt etmediğimiz. Onu da sizi öldürdüğümüzde zapt edeceğiz. Akdeniz'in en büyük generali. Cezayir tahtı artık senin. Burası daha önce geldiğimde ihtişam içindeydi. Oruç Sultan olduktan sonra ne hale sokmuş. Koskoca Cezayir taht makamı sıradan bir yer olmuş. Ama artık senin görkeminle ışıldayacak burası. Bizim görkemimizle Miamor, bu zafer ikimizin ve bu zaferi aşkımızla taşlandıracağız. Asker! Emredin efendim. Cezayir ne durumda? Leventleri öldürdük. Halk evlerini hapsettik. Cezayir artık bizim efendim. Güzel. O zaman herkese duyurun. Hızır'ın tahtını aldım. Cezayir'in hakimi benim. Sen nasıl olur da İspanyol keferesinin yanında olursun? Bu Oruç Sultan'a ihanet etmektir. Orucu biz sultan yaptık. Ama istediklerimizi vermedi. Cezayir'i bizden alıp kendi adamlarına meze yaptı. İspanyol dostlarımız bize hak ettiğimizi verecekler.
Oruç Sultan istediğimiz her şeyi verdi. Adalet getirdi, huzur getirdi. Ama sen kendi emellerin için sultanımızı da Cezayir'i de sattın kafirlere. Oruç öldü artık. Ne yapacaksınız? Barbaros Oruç Sultan öldüyse kardeşi Hızır var. Cezayir tahtı onun hakkıdır. Size burayı yar etmeyeceğiz. Neler oluyor burada? Bunlar bizim hükmümüzü yok sayarlarmış. Hızır'ın safında duracaklarmış. Demek isyan ediyorsunuz. Bunu size tavsiye etmem. Bakın dostlarınız bizden memnun. Bence siz de artık Hızır'ın safında olmayı aklınızdan çıkarın. Size onun veremeyeceği her şeyi verebilirim. Hızır Reis buraya adalet verdi, onur verdi. Ama senin gibi bir kafirde bunların hiçbirisi yok. Biz Hızır Reis'in safında duracağız. Oruç Sultanımıza yaptığınız kalleşliğin de, Cezayir'i alçakça işgalinizin de bedelini ödeteceğiz size. Anlaşılan bunlar yola gelmeyecekler. Ne yapalım? İsyan edenlere ne yapılması gerekiyorsa o. Bu asilerin leşlerini Cezayir'in ortasında sallandırın. Bize isyan etmek ne demekmiş? Bütün ahali görsün. Ayrıca Hızır yanlısı kim varsa hepsini zindana atın. Onları dışarı bırakmayın. Onlar bize Hızır'a karşı bir koz olacak. Öldürdüğümüz Leventleri ne yapalım? Onları sahiplerine gönderin. Gönderin ki artık Cezayir'in hakimi kim olduğunu herkes öğrensin. Bu tahta kim oturuyor? Herkes bilsin.